Cumhuriyet Tayyip Har Çayına bir atalım, ondan sonra gidelim. Efkamızı atacağız. 2872 sayılı çevre kanununun 10. maddesi ölmüştür. Har Çayına gömeceğiz. Ve Allah'ın izniyle Har Çayı bu destekçileriyle bu pisliği de temizleyecek kudrettedir. Çemişgezek Tar Çayı üzerinde Er İdare AŞ tarafından yapımı devam eden HES inşaatı ile 2872 sayılı çevre kanununun 10. maddesi gördüğünüz gibi katledilmiştir. Tabuda koyduk ve şimdi Tar Çayı'nın Çemişgezeklilerin, civar illerden gelen destekçilerinin, tüm siyasi partilerin, temsilcilerinin, çevre derneklerinin destekleriyle bu çirkinliği, bu meftayı, bu meftadan kaynaklı pisliği, Tar Çayı destekçilerinden aldığı güçle, Allah'ın izniyle bu pisliği de temizleyecektir. Evet. Ya Allah! Bismillah! Şu anda Çemişgezek'te Tar Çayı, Tar Köprüsü'nün üzerindeyiz. Burası aslında Dersim'in en batısındaki bir ilçenin en güzel yerlerinden biri. Burada daha önce, bundan 50 yıl öncesine kadar küçük bir regülatör olarak yapılmış bir çalışma, halkı kandırarak tadilat yapılıp kaldırılacak diyerek maalesef devasa bir yapıya dönüştürülmüş ve bu yapı sonrasında buranın bütün tabiatı ve habitatı yerle bir edilmiş. Burada yaşayan endemik canlı ve bitki türlerinin tamamının yok olması sağlanmış. Bir diğer haliyle her yerinden suya inen canlıları, insanları ve bütün yaşam alanları daraltılmış kesimlerin hepsinin yaşam alanları yok edilmeye çalışılmış. Oysa ki bizler yaşadığımız coğrafyada bu güzelim suları, bu mazlum akan suları korumak için, bütün dünyaya armağan etmek için çırpınan insanlarız ve burada bu insanların kültürel yapısını değiştirecek, doğasıyla hemhal olmasını engelleyecek ki rızalığını bu doğadan alan bu insanın doğasına bu kadar saldırının onlar için ne kadar büyük eziyet olduğunu göremiyorlar ve en önemlisi kolluk kuvvetleri kaçak bir yapıyı koruyor. Belki de Türkiye'de ilk kez aleni olarak bir yerde bir kaçak yapı için güvenlik alınıyor ve bu kaçak yapıya dur demesi gereken kişiler kaçak yapının yapılması için koruyucu bir görev alıyorlar ve bu halkın kültürüne, yaşam alanlarına, yaşamının kendisine gerçekten büyük bir zulümdür. Lütfen herkes aklını başına alsın. Bu coğrafyada bütün kültürlere ve siyasi görüşlere sahip olan ve dostça, huzurca yaşayan bu insanların huzurunun kaçırılmaması gerekir. Huzur ve barış kenti denen Dersim'de önce huzurun, barışın, özgürlüğün doğaya getirilmesi gerektiğini herkes bilmeli. Şu anda yeniden yapılan HES inşaatı tamamen, şöyle söyleyelim, hiçbir ÇED raporu alınmadan, inşaat ruhsatı alınmadan, hani bir inşaatta onarım yaparsınız ya, o onarıma sokulmak isteniyor. Aslında hiç böyle bir şey yok. Çünkü 50-50-100 kavalık bulunan jeneratörler, alternatörler, şu anda 2 megabayta, yani 2 milyon vata çıkarılmıştır. Vadide 20 metre bir yükseklik söz konusudur. Meşe ağaçları sökülmüştür. Birkaç tane çam ağacı, onların bizzat görüntülerini gösterebilirim, yerinden sökülmüştür. Endemik bitkiler tamamen tahrip edilmiştir. Çayın vadisi içerisinde bulunan bizim su samuru hayvanlarımız, balıklarımız, yapılan çalışma esnasında, ki biraz sonra arkadaşımıza yetkili çektiğim videoları göstereceğim, çamur akmıştır ve balıklarımız dahi gözleri zarar gördüğü için sersemleyerek aşağıya doğru, baraja doğru göç etmiştir. Dolayısıyla biz şimdi burada kimse HES yapmasın demiyoruz. Bizim karşı olduğumuz asıl mesele şu: doğamızı tahrip etmeyin, endemik bitkilerimize zarar vermeyin, susamurlarımıza dokunmayın. Bahçelerimizi, bağlarımızı aynı şekilde sulayalım. Kendi üretimimiz devam etsin. Bize sahip çıkmak, yapılan hukuksuz işleme karşı, yani destek amaçlı geldik biz. Doğamızın yok olmaması için, elimizden gelen mücadeleyi vermek için destek için. Yani başka bir bölgede olsa oraya da giderdim. Buraya her zaman geliyoruz. Doğal hayatın, doğanın, suyun, tarihin bir arada olduğu ender bölgelerden biridir.
Yani buraya sahip çıkmamız için Pertek'ten çıkıp buraya geldik. Destek olmaya. Önemsiyoruz. Doğayı, kültürü, yaşam, doğal yaşamı destekliyoruz. Savunuyoruz. O yüzden buradayız. Gideceğiz. Her yere de gideceğiz. Herkesin de destek olmasını bekliyoruz.